Herkese selamlar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zubat'a karakter yükseltme serimizin devamı niteliğinde bir video çekiyorum ve bugün karakterimiz Frank'i 14'ten 15 atacağız. Gerçekten çok yorgunum, baya şu sıralar yoğun tempo harcıyorum. Bir yandan da video yetiştirmeye çalışıyorum, zaten sizinden belki anlayanlar olmuştur. O yüzden kötü geliyor sesim, çok da kusura bakmayın. Ama videoları çekmem, sizlere de yetiştirmem gerekiyor. O yüzden sesim biraz kötü çıkabilir. Bunun için tekrardan kusura bakmayın. Kısacası bugün Frank'imizi 14'ten 15 atacağız. Ayrıntılar kısmından bir 14'ün verdiği avantajları bakalım. Bir de 15'in verdiği avantajları değerlendirelim. 14 seviyede sağlık 34.561'miş. Hasar 18.190'mış. Eğer diyor ki sen bunu 15'e atarsan güzel dostum 8640 sağlık, 4547 de hasar verecekmiş. Hasarda da en çok bakayım ne vuruyormuş. Av tüfeği vuruyormuş. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz karakterlerin canı çoktur, hasar çok azdır ama önemli olan aktifi ve pasifidir. Frank de öyle bir karakter. Aktifi ve pasif sayesinde çok sağlam avantajlar sağlattırıyor oyun alanında. Şimdi daha fazla beklemeden karakterimizi 200.000 altın vererekten 14'ten 15'e yükseltiyorum. O zaman kanalımıza ve hesabımıza hayırlı uğurlu olsun diyerekten 200.000 altına 15 seviyeyi yükselttim abi. Bakalım savaşta, birazdan geçeceğimiz savaşta bunun farkına varacağız mı? Gerçekten tadına doyum olacak mı olmayacak mı? Bunu zaten görürüz de abi. 15'den 16'ya da basınca 10.800 sağlık geliyormuş gençler. 5.686 da hasar geliyormuş. Ve 11.000'e yakında av tüfeği falan vuracakmış da. Yani bunu bir 17 yapsak. Bakayım bir 10.800 oradan. 44.000, 54.000 abi, 63-64.000, belki 65.000 falan sağlık olacak 17 seviye atarsak bunu. Gerçekten muazzam sayılar, muazzam rekorlar bunlar. 16'da 17'ye de atmak umarım bize nasip olur. Yavaştan onları da diğer karakterler gibi 16'ya 17'ye falan atacağız. Bu 16'ya 17'lere basma videolarımızı görmek veyahut da farklı attığımız videoları görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmanız yeterli ve beni desteklemek için de şöyle şu videoya sağlam bir like atalım gençler. Ben de şu sandıkları bir açmayı bırakayım. Evet, sandıkları da açmayı bıraktığıma göre şimdi ben yavaştan savaş alanına geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Evet, maçımız başladı. Hızlı bir şekilde silahlanmam lazım abi. Cam barı falan değişmiş gençler. Bakın 15 seviyede bir cam barı daha gelmiş. Abi 10 numara 5 yıldız bir cana sahip karakter ya. Ya baksana bildiğin. Bak o kadar molotofun içine duruyorum. Giden cana bak abi. Gördünüz mü giden canı gençler? Neredeyse hiç can gitmemiş. Bak kardeşim sen orada fena habersiz kill alıyorsun da ben o killerin vergisini keserim senden. Gel bakayım buraya, gel. Bir daha gel. Abi şimdi bir tık kaçmamız lazım. Fint ısırarak zaten can yenilecek bizden. Bir dojlamaya bakar. Of, sağlam vurduk yalnız ya. Vallahi billah. Şöyle hop. Baya baya da yavaşlattık adamı. Bir daha gelirse geçerim içinden onun. Şöyle ben canımı yenilemeye devam ediyorum. Fincik gelecek mi? Gel ısır beni. Gel buraya gel. Öl lan artık. Al böyle bir de şunu. Bak tamam, 10 numara 5 yıldız abi. Adam o kadar ısırıyor, combo yapıyor. Hiç canımız gitmiyor ki abi. Gerçekten Frank muazzam bir karakter ya. Yavaş olması yavaş olması eyvallah, sıkıntı da. Yani ya bu can mükemmel bir derecede etkili oluyor diğer düşmanların üzerinde. En kötü canınız gidince şöyle ortuğunuzla hiç mod ikrama gerek kalmadan su kenarından içip canınızı doldurabiliyorsunuz. Su kenarından su içip canınızı doldurabiliyorsunuz. Devrik cümle oldu. Ne bileyim, canınız o kadar çok ki millet sizi ısırsa, atak yapsa, molotoflar içinde eritmeye çalışsa, üzerinize o kadar şey atsa canınız fazla gitmiyor. 60k yakın can olacak yani 16-17 seviyeyi basarsam karakteri. Yani muazzam bir şey bu ya. 60-70k can ne demek gençler? Gerçekten muazzam sayılar. Evet, şimdi şuralarda bir gezelim. Yani karakterimiz yavaş, çok fazla kill almayı beklemeyiz ama yani milleti kovalamayız veyahut da kovalanamayız da. Öyle de bir karakter, kovalanırız ama asla kovalayamayız millet. Bu adama sadece bir vuruşta kaç canını götürdüm. Dostum gel buraya gel. Bana o kadar vuruyorsun sonra kaçmayı düşünüyorsun. Nasıl bir kafa bu? Bu da bu şekilde öldü. Gel gel oğlum gel. Hepiniz gebereceksiniz elimde. Hayla ne enkaz. Bak hiç can basmadım ama bir tane can basayım. Şimdi sol tarafta adamlar geliyor. Buradan bir de can yeneyim. Oh! Vallahi yarısın koçum ha. Ulan ben seni bir tutarsam. Bak şimdi bak bak. Sen oradan beni keseceksin. Kestin değil mi beni oradan sen? Bir daha gel. Abi yani fuzillerin bile içinden geçersiniz. Bütün counterlarınızın içinden geçersiniz arkadaşlar. Mesela o Steve bana orada çalıda pusu kurmuş. Giden canı gördünüz mü Allah aşkına? Hiç can gitmedi neredeyse. Gel oğlum buraya gel.
Şöyle bir daha gel. Oh, vallahi içinden geçiyoruz gençler. Herkesin içinden geçiyoruz ya. Şimdi oradaki Oli bize biraz sıkıntı verebilir. Evet, yere saranımız var da var. Benim direkt alanı önüme almam lazım. Şimdi gel buraya gel. Yere seren de gitti sende. Ne oldu? Artist. Abi yalnız 15 seviyeyi bırak. Frank gören 10 seviye bile olsa direkt bayrağa sarılıyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok tırtık karakter. Allah sana onu almayı nasip etmez güzel kardeşim. O sağlığı haksız bir şekilde almayı nasip etmez. Sen şurada gel öl. Hop. Oğlum nereye kaçıyorsun? Nereye kaçabileceksin yani? Daha doğrusu nereye kaçabileceksin? İlk maçımızı gerçekten hiç zorlanmadan. Ama şöyle ben gitsem suyun üzerinde dolaşsam bile arkadaşlar. Gider sağlığım giderse su içerek yenilerim. Adam gelirse çeker vurur keser komalarla gebertir yollarım cehenneme. O şekilde bile bitirebilirim ama ben biraz daha kirli biraz daha böyle güzel çıksın diye videolar savaş alanından savaş alanına koşuyorum. Güzel de VS'ler çıkıyor. Hiç zorlanmadık. Şimdi Frank'le 15. seviyenin verdiği avantajlarla ikinci maçımıza geçeceğiz. Bakalım daha zorlanacağımız savaşlar olacak mı? Bunu görmek üzere ikinci savaşa geçebiliriz. İkinci maçımızda başladı. Oo bak bu sefer gümüşlerle başladık. Direkt gümüşleri dizdik abi. Benim direkt sulak toparlayamadım cümleyi. Sulak alanlara geçmem lazım. Suluk ne abi ya? Oy nereden çektin lan onu? Oy harikayız abi. Kardeşim uzak dur bak. Allah Allah öleceksin. Ne geliyorsun daha yanıma ya? Aa, bu kadar bak adamın bütün molotof bombasını üzerime çektim. Can man gitmedi gördünüz mü? Ya, gerçekten muazzam abi karakterin sağlığı. Hiçbir şey demiyorum siz de görüyorsunuz zaten. Bakın şimdi izleyin. Adam direkt bayrağı sarılıyor. Bak direkt okeyleme işaretine gidiyor. Ölmedin mi sen kanka? Gerçekten ölmedin. Bak senin sağlığın bitti. Saldı şimdi bana. Oo kaçıyor. Güzelmiş hocam. O öldürdüğün sağlık sana ait değil yalnız haberin olsun. Şöyle ikiniz de ben çekeyim şöyle. Biri ateşe öldü. Biri de elimde can verdi. Abi 10 numara 5 yıldız gençler. Vallahi hiçbir şey demiyorum. Siz görüyorsunuz zaten. Bu arada yukarıda bir tane Milo gördüm. Gözümden kaçmadı. O biraz sağlık yenilesin abicim. Şimdi şöyle yapacağız. Ani bir saldırıda bunun içinden geçeceğiz zaten. Gel kanka buraya hop. Bu da geberdi gitti. Abi sağlık hiç gitmiyor. Vuramıyorlar ki. Mesela vurdular. Giderim şurada ben hop suyumu içerim. Şu şekilde bak geliyor bak bak Dük'e bak. Dük'ü bu şekilde öldürebilir miyim? Öldüremem. O yüzden kovmam lazım. Bu bana küpleyecektir zaten şimdi. Şu çalıdan yararlanacağım koşarak. Kanka gel buraya. Akşam yemeğinde ne var diye sormayacak mısın? Tamam şimdi şu çalılarda biraz gezin. Sağlığı alan olursa alsın abi helal olsun helali hoş olsun. Çünkü o sağlığı alanların hepsini canlı alacağım. Bunda bilincinde olduğum için çok da kasmıyorum haliyle. Şurada bir tane Nyx varmış. Efsane silahlı herkesin içinden geçiyormuş. Gelsin bakalım bizim de içimizden geçebilecek mi? Neredesin dostum? Aha buradasın. Ne oldu gülüyordun az önce? Şöyle gel biraz daha yanarsın belki molotofundan. Bak. Adam o kadar vuruyor bak o kadar vuruyor gençler o kadar vuruyor hop sen de gittin kanka. Adamsın lan sen Fuzi. Bak bana vur. Ben sana göstereyim şimdi şeyi tamam neyse bu adamı sonra saklayacağım abi. Hak etti. Tamam bunlar bir vs atsın yesin birbirini. Bak bana nasıl vuruyor bak. Hiç canım gitmiyor abi hiç. Adamla bildiğin oynuyorum şu an ya. Gel lan buraya. Yeter sana bu kadar avans. Bir daha gel. Adamı sadece molotofumla yaktığım için hiç de diğerlerini kullanmaya gerek duymuyorum. Bak şimdi olmadı bu. Sen beni izlediğin için seni de öldüreceğim. İzlemeyecektin abi. İzlemeyeceksiniz beni. Ben orada savaşıyorken köşede birinci olmayı beklemeyin. Yoksa ben de gerçekten şarteller atıyor. Ondan sonra abi niye bayrak çektin adama şöyle böyle. Ha izliyor kardeşim ne yapayım izliyor yani. Ben burada savaşır can verirken, can alırken sen orada izlemeyeceksin. Beleş birincilik, beleş ikincilik yok dostum. Evet ikinci maçımızda bu şekilde noktalıyoruz gençler. Şimdi hiç zaman kaybetmeden 3. ve son savaşımıza geçelim. Umarım şu 10 killin üzerine çıkabiliriz. Ne kadar yavaş olsak da VS'nin ortasına doğarsak çok güzel killer, çok güzel canlar yakacağımıza ben inanıyorum. Ve şimdi 3. son savaşımıza geçelim. Umarım bu inandığımız şeyler başımıza gelir de güzel kille videomuzu sonlandırırız. Son savaşta görüşürüz. Evet son savaşımızda başladı dostlar. Hadi bakalım abi. Yani yine VS'nin içinde başlamadık ama şu an kötü durumdayız. Aslında VS'nin içinde başlamışız da hiçbir şeyimiz yok. Baksana millete. Direkt silahlanmış. Mesela bak ben onun ikisinin yerinde olsam ne yapardım biliyor musunuz? Ben silah bulana kadar vururdum.
Vuracak mısın sen hala bana? Tamam. İyi şimdi vurmadım. Ben senin birazdan canını alacağım. Ben senin olsam vururdum abi. Çakma dostluklara gerek yok. Endamımdan korktu büyük ihtimal, o yüzden vurmadı. Oo, 6-7 seviyeler en sevdiklerim. Gelin bakın çerez bunlar ya. Yemek niyetine yediğim şeyler bunlar benim. Gel dostum buraya, gel gel. Gel lan buraya. Allah Allah, bir gel be kardeşim ya, ölmezsin bir gel. O sağlığın bitti değil mi şimdi senin? Bir daha gel. Lan tüh, yetişemedik. Neyse, o adamın o korku var ya, bir ömür yeter abi. Bir ömür yeter hem de. Şimdi şuradan bir gidelim. O adam bana bir daha vuracaktır zaten. Burada biri var mı? Yokmuş. Ben şuradan bir bombalanayım hemen. Evet, fazla kill alamayacağız ama burada önemli olan ne de olsa oyunu kazanmak ve karakterimizin 15 seviyesinin verdiği avantajları sonuna kadar kullanmak, ki kullanıyoruz zaten. Gelen geçen bayrak delisi oluyor önümüzde. Burada bakın bir VS varmış. Hemen bir intikal edelim abi. Kim var lan burada benden izinsiz VS yapıyor? Birader gel böyle. Lan tutamadık adamı. Yok abi kaçtı. Yani kaçtı da çok bir yere kaçamayacağı için çok da sıkıntı yapmadım. Adam zaten biraz beynini kullanan bir adam olsa şu an kaçmıştı çoktan. O 12'si yakaladığım an öldürmem lazım. Oy, burada ikili Nyx kombosu yaptık abi. Şu sağlığı basayım. Geleceğim mi sağlığı almaya güzel dostum? Şuradan çeksem. Tamam, o biraz korktu, şimdi kaçacak zaten. Gel lan gel. Gel, ölmezsin oğlum gel. Adama bak ya, orada durmuş vuruyor böyle aptal aptal. Lan gelsene gel, bir iki tane vur. Ben de içinden geçeyim senin, gel. Hayla orada can yedi. Vallahi şaka gibi bunlar ya. Bu şekilde bir şey yapabilir miyiz abi? Yok abi, adam uyanık çıktı. Oradan çıkmıyor. Alan küçülüyor kardeşim, ne yapacaksın? Ben burada dururum. Vallahi sana o kadar sinir olur ki ben burada duracağım abi. Ben buradayım. Hiçbir şey yapmayacağım. Alan geliyor arkandan. Ne yapacağını dört gözle bekliyorum gerçekten. Çekeceğim seni oğlum, bekle. Şu adam şunu öldürsün de, ben şu adamı çok fena gıcık kaptım yalnız. Hayda hayda. Aha bizim velet burada. Tamam, onu da öldürdük. Güzel oldu. Şimdi şunu da öldüreceğim. Oğlum hepiniz bak geliyorsunuz bana. Sonra neden öldüm, neden öldüm. Tamam, bu da öldü. Şuradan bir sağlık basayım, şunu alayım da. Dediğim gibi çok bir kill alamadık ama yani o içeridekiler var da beni o kadar sinir etti ki şu an gireceğim içeri, hepsinin içinden geçeceğim gençler. Ama onu yapmaktansa bak bak bak, adama bak. Şuradaki adamı bu şekilde öldüreceğim abi. Sen de gel. Tamam, bu da öldü. Başta acımayacaksın oğlum bana. Öldü mü şu Nyx? Şu Nyx'i bir öldüreyim ben ya. Oy, ikisi de öldü. Gel oğlum gel, ben o sağlığı sana aldırmam, gel. Nereye kaçıyorsun? Benden ne kaçarsın ne kaçtın sen. Ateşe bile göndermem seni kardeşim. 3. ve son savaşımızda bu şekilde noktaladık gençler. Hemen bir anı menüye dönüp ödülümüz olan altın kasamızı açalım. Şöyle menüye dönelim. Evet, büyük usta 1. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz artık. Dediğim gibi çok fazla zamanım olmadığı için arkadaşlar çok fazla da bir şey yapamıyorum halde. Rank falan kasamıyorum. Evet, altın kasamızı da açalım. 2500'lü bir şey verecek zaten. 2574 jeton, tamam. Şurada bakayım, görevler falan tamamlanmış mı? Evet, 2 tane etkinlik bileti. Evet gençler, 15 seviye Frank hakkında neler düşünüyorsunuz? Ölümsüzlüğüyle, aktifiyle, pasifiyle milleti nasıl bayraktan bayrağa soktuk? Etrafımızda bildiğin çuval gibi dolaştırdık.
Neler düşünüyorsunuz? Yani 15 olsa, 16 olsa, 17 olsa oynar mısınız? Veyahut da çıkmasını istediğiniz karakterler arasında mı? Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada Frank'in nasıl oynandığını bilmeyen veyahut da aklında herhangi bir soru işareti olanlar da Frank nasıl oynar videoma giderekten akıllarındaki bütün soru işaretlerine de cevap bulabilirler arkadaşlar. Videomuzun ne baştan sonra gibi. Bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla Zuba videoları istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanalımıza şöyle bir abone olun abi. Bir de güzel bir like atabilirseniz gerçekten çok memnun olmuş olurum. En azından emeklerimizin karşılığını aldığımızı like'larla gösterebilirsiniz. Şu an ekranın köşesinde çıkan videoya tıklayarak da çektiğiniz bir önceki videoları da izleyip onlara da like atabilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın. Frank'le beraber bay bay.